Olur musunuz? Çocukları benden almak ne demek? Ne münasebet? Ne hakla? Onların bana ihtiyacı var, ne hakla? Son yıllarda yıldızı parlayan... Tek bildiğim şey, çocuklarımı çok seviyorum. Güzelliğiyle dillere destan olan, yer aldığı projelerde başarılı performans sergileyerek oyunculuğundan söz ettiren özel bir kadın. Kalbim kırıldı. Türk oyuncu ve model Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Hırvat kökenli, babası Kosovalıydı. Oyuncu olmak en büyük hayaliydi. İlk ve ortaokul yıllarında tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başladı. Liseden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İşletme Fakültesine girdi. 2009-2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Birçok değerli isimlerden özel dersler alarak kendini geliştirdi. Ardından bir güzellik yarışmasına katılarak ilk beşe girdi. Hadi ben Kenar Mahalle'nin Gülü'yüm. Sensiz sıradan bir metressin. İlk oyunculuk deneyimine 2011 yılında Fox'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük diziyle başladı. Burada dikkatleri üzerine topladı. Kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladı. Ardından 2013 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül adlı dizide Özlem karakterini canlandırdı. Ve bu diziyle yıldızı iyice parladı. Yine aynı yıl yani 2016'da Hayatımın Aşkı adlı romantik komedi türündeki dizide Nil karakterine hayat verdi. 2018 yılında onu tüm Türkiye'nin tanımasına vesile olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi geldi. Hem başrol hem de tanınan biri oldu. Burada Züleyha Yaman karakterini canlandırdı. Güzelliği ve yeteneğiyle ağızları açık bıraktı. O yüzden buradan defol git. Kübra Elmalı'ya verdiği bir röportajda bu dönem dizisi hakkında şunları söyledi. Dönem dizisinde yer almak tabii ki çok farklı. Diliyle, anlatımıyla, yazımıyla ve görsel aktarımıyla diğer projelerden farklı olması gereken durumlar var. Bunlar oyunculukları da etkiliyor haliyle. Bugünün kodlarıyla değil de başka bir dönemde yaşamış bir insan olarak kameranın karşısına geçmek, o bakış açısıyla oynamak heyecan verici bir deneyim. İstanbul'dan ayrı bir sette olmak kolay değildi. Dizi Adana'da çekiliyordu. Aileden uzak, sevdiklerinden uzak. Deşarj olmak istediğin zamanlarda onları çok arıyorsun. Fakat iyi yönlerden de bahsetmek isterim. Adapte olmak, hikayenin etkisine daha fazla girebilmek ve orada kalabilmek adına büyük faydaları var. Bir oyuncu için, özellikle bu işe yeni başlayan oyuncular için aranıp da bulunmayan güzel bir fırsat. O sebeple Karagül projesinde de çok şanslı olduğumu hissediyorum. İkinci işimdi. Doğru ve iyi oynamak adına çok çabaladığım bir projeydi. Çalışmak, konsantre olmak için çok zamanım oldu. Bir Zamanlar Çukurova içinde bulunmaktan mutlu olduğum bir dizi. Züleyha da hayata karşı güçlü bir duruşu olan kadın. Bu halini seviyorum. Bundan sonra farklı, güçlü bir akademik kariyeri olan kadın karakteri oynamak isterim. Asgari kariyer hedefim her projemde kendimi bir öncekinden daha iyi hissetmek. Önceliğim bu. Daha genel bir yanıt vermem gerekirse çok daha cesur, orijinal hikayelerde yapabileceklerimi keşfetmek isterim. Oyunculuğuyla beğeni toplayan güzel yıldız, 2018 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek'le birlikte başrolde yer aldı. Bir dönem yaptırdığı estetiklerle gündem olan yetenekli oyuncu, evrim geçirmiş sözlerine sert çıkarak şunları söyledi. Sadece burnumda ve dişlerimde estetik var. Eski ve yeni halimi koymuşlar. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortası olduğu için büyük bir fark yaratıyor, ifadelerini kullandı. Yetenekli oyuncu, yapılan tüm çirkin yorumlara güzelliğiyle karşılık verdi. Günümüzde ise Fox'ta yayınlanan ve kısa sürede popüler olan Şahane Hayatım adlı dizide Şebnem Gümüşçü karakterine hayat verdi. Bu dizide Nesrin Cevatzade, Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerle birlikte yer aldı. Burada güçlü, hırslı ve çocuklarını çok seven bir anneyi oynayan Hilal Altınbilek büyük beğeni topladı. Sektör gazetesinden Ayşenur Yılmaz'ın kaleme aldığı Şahane Hayatımın Şebnem'i Kimdir yazısında özet şu şekilde. Şahane Hayatım son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olmaya başladı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeyi başaran Şahane Hayatım dizisinin ana karakteri olan Şebnem'in hikayesi ise oldukça merak ediliyor. Dizinin baş karakteri Şebnem Gümüşçü
cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri. Şebnem, şatafatlı yaşamı, mükemmel eşi ve iki çocuğuyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Esasında şanssız başladığı hayat yolculuğunu kendi çabalarıyla iyileştirmeye çalışmıştır. Ayrıcalıklı hayatının keyfini süren Şebnem'in mazisi hiç temiz değildir. Şebnem'in herkesten sakladığı karanlık ve sırlarla dolu geçmişi zamanla gün yüzüne çıkmaya başlar. Ve bu noktadan sonra hayatında adeta bir dönüm yaşar. Otur! Otur! Güzel oyuncu Kübra Elmalı'ya verdiği bir röportajda kendini şöyle özetliyor. Ben içinde bulunduğum zamanı yaşamayı pek bilmem. Çocukken de öyleydim. Aceleci, hırslı, hedef odaklı. Çok küçük yaşta oyuncu olmayı hedeflediğim için İstanbul'da yaşamam gerektiğini biliyordum. Ve yaşadığım yerin yani İzmir'in değerini, güzelliklerini fark edemedim, yaşayamadım. O yüzden dönme planım ya da özlemim yok. Ailem için arada gidip geliyorum sadece. Babam benim en yakın dostum, yaşam koçum. Birçok yönden çok şanslı bir kız çocuğuyum. Annem ve babam çok özel insanlardır. Beni hayata tutunmam için en iyi şekilde hazırladıklarını attığım her adımda hissedebiliyorum. Güzel olan her şey bana ilham verir. Doğayı ve doğallığı çok seviyorum. Biraz huzursuz hissettiğimde deniz kenarında ya da ormanda yürüyüş yapmak beni hemen kendime getirir. Ayrıca çok bakımlıyımdır. Cilt bakımıma çok özen gösteririm. Kremlerimi sürmeden uyuduğum bir gün hatırlamıyorum. Aynı şekilde güne başlarken de mutlaka krem sürerim. Sağlıklı yiyecekler hep tercihimdir. Bazı günler fazla ya da sağlıksız beslendiğimi hissettiğimde sonraki gün mutlaka telafisini yaparım. Bolca su içerim. Yatmadan yoğurt tüketirim. Cilt bakımı ve eczane ürünlerine çok para harcarım. Özetle sağlık diyebilirim. Stilim ruh halimle çok ilgilidir. O gün nasıl hissettiğim hemen kıyafetlerime ve giydiğim renklere yansır. Son olarak Tuğçe Orçunus'un şimdilerde TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan projenin başrolündesin. Şahane hayatım, drama olan bu hikayeyi biraz da senden dinleyebilir miyiz? Sorusuna şu şekilde yanıt verdi. Sadece dram dersek eksik olur. Çünkü komedi ögelerinde taşıyor. Canlandırdığım Şebnem karakteriyle Serkan Keskin'in canlandırdığı Niyazi karakterinin çok eğlenceli diyalogları var. Dramatik bir karakterin biraz eğlenceli ve alışılagelmemiş bir açıdan izleyiciye aktarılması şahane hayatımı farklı kılıyor zaten. İki çocuğu, sevdiği bir kocası olan varlıklı, ışıltılı, hırslı bir kadının hikayesini izliyoruz. Bu işin görünen yüzü ama gerçekler hiç de öyle değil. Büyük travmaları olan ve hayatta kalabilmek için birden fazla kişiliğe bölünmüş bir karakter Şebnem. Kaçtığı karanlık geçmişiyle yüzleşirken diğer yandan da evliliğini ayakta tutmaya çalışıyor. Düşman tek bir yerden değil, pek çok farklı yerden geliyor. Ve o zekasıyla hepsiyle baş ediyor. Tabii şimdilik. Güzelliği ve duruşuyla dikkat çeken usta oyuncu şimdilerde 32 yaşında. Kendini geliştirmeye ve yeni projeler düşünmeye devam ediyor. Biz de sevenleri olarak bol projeli uzun yıllar diliyoruz. Skandallarla gündeme gelmeyen, yaptırdığı estetikleri açıklamaktan çekinmeyen, birçok oyuncuya taş çıkaran güzeller güzeli Hilal Altınbilek.